Senin en son mevzuyu 60 darbesine kadarki seçim sürecine evet. getirdin. Ben Türkiye'nin bu cumhurbaşkanlığı makamına ilişkin yetkilerde de cumhurbaşkanlığının seçim meselesinde de bugüne kadar iki model yaşadı Türkiye. Evet. Ve neredeyse her iki modelin de ömrü birbirine yakın. Yani 1923 ile 60'a kadar bir 40 yıllık süreçte partili cumhurbaşkanımız var. Hı hı. 1960'tan bugüne kadar da yaklaşık 50-55 yıllık süreçte de meclis tarafından seçilen ve partiyle ilişkisi olmayan bir cumhurbaşkanlığı deneyimimiz var. Şimdi halkın seçmesiyle üçüncü bir deneyim yaşayacağız evet. aslında. Yani dolayısıyla bu deneyimlerin hiçbirisi de kutsal değil. Bu deneyimler değişiyor. Deneyimlerle beraber de farklı bir şey geliyor. Şimdi bu her iki deneyimi birbirinden ayrıştırırsak ve niye bundan önceki iki deneyimin bu şekilde oluştuğunu anlarsak bence bu üçüncü deneyimimizi de daha rahat anlamlandırabiliriz. Ben olaya şöyle bakıyorum. Bizim kendi sistemimiz içerisinde cumhurbaşkanı olacak kişi siyasal bir lider olarak belirlenmiş. Partisinin başında seçime giren, seçimi kazanan lider aynı zamanda cumhurbaşkanlığı koltuğunu dolduruyor ve kendi partisinin içerisinden bir başbakan atıyordu 1960'a kadar. Atatürk döneminde neredeyse bir yıl hariç değişmez başbakan İsmet İnönü olduğu için İsmet İnönü bir siyasi figüre dönüştü. Hı hı. Ama İsmet İnönü kendi cumhurbaşkanlığı döneminde yine seçimde partinin başkanı olarak cumhurbaşkanı olduğu halde kendi başbakanlarını sürekli değiştirdiği için oradan bir siyasi figür çıkamadı. Dolayısıyla da seçimler yapılıyor. Hangi parti, birinci parti gelirse aynı anda cumhurbaşkanlığını da başbakanlığını da kendisi belirliyordu. Bunun Demokrat Parti'de devamını gördük. Demokrat Parti'de de Menderes'in sivrilmesinin yine ana gerekçesi seçimlerde, her üç seçimde de Celal Bayar'ın Menderes'ten başkasına başbakanlığı vermemiş olmasıdır. Eğer o da başbakanı değiştirseydi oradan da yetişmeyecekti. Oradan da bir Menderes siyasi figürü oluşmamış olacaktı. Şimdi bu aynı zamanda meclisin etkinliğiyle de bağlantılı bir şey. Yani halkın siyasal sisteme katılımıyla doğru orantılı bir şey. Kim halktan gidip oy alıyorsa siyasal sistemin belirleyicisi de o oluyordu. 1960'ta eğer kurumsal vesayet kuruldu ve 27 Mayıs rejimi bir ikinci cumhuriyet tecrübesidir diyorsak burada en büyük hamle cumhurbaşkanlığına yöneltildi ve cumhurbaşkanı kanaatim şu halktan koparılıp bürokrasinin hamisi haline getirildi. Yani 61 Anayasası'nın temel ruhu şudur. Seçilmiş siyasiler hükümet olabilirler ama ülkeyi bürokratlar yönetir. Tabii Anayasa Mahkemesi kuruldu. Milli Güvenlik Kurulu, Devlet kuruldu. Planlama Teşkilatı, Senato sonra 82'de kaldırıldı. Senato 82 Anayasası ile yok eklendi Özgür Üniversitenin yerine falan. Şimdi buradaki temel... Hatta ilginçtir darbelere sebep olan o yönetmelik değişiklikleri de 1961'de yapıldı. Tabii. Yani o sonradan kaldırılan işte hani müdahale hakkını doğuran yoruma. Dolayısıyla dediğin doğru yani halk genellikle doğru adamları seçmiyor. Biz ne olur ne olmaz diye etrafını kuşatalım ki tabii, çok işledi bu yani, projede. Biz devletin yönetimini üstlenecek. Rejimin temel problemlerine, kimlik meselelerine, ulusal güvenlik ile ilgili meselelere, dış politikaya, tırnak içerisinde siyaseti ilgilendiren her şeye karar verilecek. Belli bürokratik mevkiler oluşturuldu ve Cumhurbaşkanı bütün bu bürokratik mevkilerin hamisi, orkestra şefi haline getirildi. Halkla bağ koparıldı. Yani şimdi sen söyleyeyim. Hem seçimle gelmemiş olması hasebiyle hem partiyle bağ kopması hasebiyle. Bu aslında şuydu. Yani devletin başı olacak Cumhurbaşkanı da toplum tarafından seçileceği için topluma hesap verme yükümlülüğü, sorumluluğu olan bir adam olmasın. Çok açık bir şekilde toplumdan yana olacağına, bürokrasiden yana olsun diye dizayn edilmiş bir parlamenter sistemimizde. Şöyle bir şey de var. Yani şimdi başbakanlar zaten seçilmiş insanlar. Bir de onların yanına, onlarla uyumlu birlikte çalışacak, onlarla birlikte seçilip gelenlerden bir cumhurbaşkanı geleni, hani Atatürk, İnönü, Bayar, özellikle aslında Celal Bayar, çok partili hayat açısından bakarsak 10 yıllık 50-60 arasını baz almak gerekiyor. O daha da güçlü hale getiriyordu seçilmişleri. Aslında şimdi sen söylerken düşündüm de 60'tan sonraki cumhurbaşkanları kendi geleneklerinden olsa bile hükümetlerle hep
aralarında problem olan hükümetleri hep... Ama nedeni bu zaten. Uzak mesela, yani örneğin Demirel de DHP hükümetlerine yahut da Özal da bir müddet sonra ANAP hükümetleriyle arasında makaslar açılmaya başladı. Bu şizofreni dolayısıyla. Çünkü hükümetler seçimle geliyorlar, halka karşı sorumluluk hissediyorlar, halkın taleplerini siyasete aktarmak istiyorlar. Ama cumhurbaşkanlarına biçilen rol, sen bürokrasinin orkestra şefi olarak devleti temsil edeceksin. Dolayısıyla halka karşı, tabii halka karşı bir denge unsuru olarak konumlandırılacaksın orada. Askerlerin cumhurbaşkanlığıyla bu kadar özdeşleşmesinin de temel mantığı yine aynı mantık. Yani orayı kendilerine bir mevki olarak tasarlayıp bu şekilde hayata sokan hem Cemal Gürsel'dir hem Evren'dir. Ne kadar değil, Evren'de hepsi de darbelerin 60'da Cemal Gürsel'dir yani. Dolayısıyla darbe sonucu, yazılan anayasalarda bu mevkiyi kendilerine oluşturdular ve Cumhurbaşkanı'nı halktan kopardılar. Şimdi bunun son 3-4 Cumhurbaşkanlığı sürecinde Özal'la beraber değişmiş olması mevcut sistemimizi zaten sıkıntıya soktu. Yani bütün bu geride bıraktığımız Sezer, Demirel ve Özal üçlüsü içerisinde en fazla sivil cumhurbaşkanı tanımına sahip olan Özal'dı. Bir cumhurbaşkanına niye sivil deme ihtiyacı hissettik biz? Çünkü ilk defa bir sivil olmuştu gerçekten. Niye dindar deme ihtiyacı hissettik? İlk defa toplumla din üzerinden bir ilişki kurmaya çekinmeyen, utanmayan bir performans göstermişti. Şimdi şu anki cumhurbaşkanlığı deneyimimiz eski modelin anlamsızlaştığı, yerine yeni modelin kurulmadığı bir dönemin cumhurbaşkanlığı sistemiydi. Geçiş dönemi mi? Geçiş dönemiydi. Nedeni de şu, halk tarafından seçileceği ve ikinci dönemde seçilme ihtimali yüksek olan bir kişinin cumhurbaşkanlığında oturmasıydı. Fakat bu kişiyi meclis seçmişti. Şimdi ikinci defa seçiliyor olması, seçilmesinin önünün açık olması doğrudan sorumluluk yükleyen bir şey. Halkla temas kurmasını gerektiren bir şey ve seçimlerin de milletin vereceği oylarla gerçekleşecek olması da Cumhurbaşkanı'nın profilini değiştiriyor otomatik olarak. Yani artık verilecek kararlarda atanmışların ya da bürokrasinin tercihlerini, devletin bürokratlar tarafından belirlenmiş bekasını, kaygılarını gözetecek bir Cumhurbaşkanı profili yerine yarın milletin karşısına çıktığı zaman nasıl bir sorumlulukla ve performansla cumhurbaşkanlığı yürütmüş olduğuna bakılacak bir cumhurbaşkanlığı deneyimi yaşadık biz. Yani dolayısıyla Türkiye'nin son 10 yılda vesayetle yürüttüğü mücadelede siyasette nasıl bir güç aktarması yaptıysa paralel olarak cumhurbaşkanlığına da bir güç aktarması yapmış oluyoruz biz. Yani cumhurbaşkanını bürokrasinin rehinesi olan, bürokrasiyi tercih etmek üzere oraya konumlandırılmış bir aktör olmaktan çıkarıp tekrar milletle ilişkili bir aktöre dönüştürdük biz. Bu vesayetle yürüttüğümüz mücadeleyle doğrudan ilişkili bir şey. Paralel yürüyen bir süreç. Şimdi önümüzdeki seçimlerde ilk defa halkın da seçecek olması doğrudan bizi bu ikinci deneyimi de anlamsızlaştıran bir noktaya getiriyor. Şimdi önümüzde üçüncü bir model var. Modele doğru gidiyoruz. O model siyasetteki güzergahımızda milletin artık belirleyici olmasıyla da paralel bence. Hı. Yani son 10 yıllık siyasal trendimizin en önemli özelliği ne diye düşünürsek toplumun siyasetin yönelimi üzerinde gün geçtikçe daha belirleyici olması diyebiliriz değil mi? Yani vesayetle demokrasi arasındaki makasta demokrasiye daha fazla yakınlaşan bir ülke milletin siyasetin gidişatına daha etkili olması. Dolayısıyla da bundan sonra cumhurbaşkanları lider karakterli insanlar olacak. Ben o konuda Mustafa'ya katılıyorum. Yani meydan performansı yüksek olan, toplumla temas etme yeteneğine sahip olan, dolayısıyla da tırnak içerisinde siyasi olan bir kişi olacak bu kişi. Ve Türkiye, biz bugün Tayyip Erdoğan üzerinden bu meseleyi tartıştığımız için yol alamıyoruz. Çünkü çok sert bir muhalefet blokajı var. Doğrudan Erdoğan'la ilişkilendirildiği için bu sistem tartışmasını yapamıyoruz. Ama böyleyse eğer, öyle ya da böyle, siyasal sistemde Cumhurbaşkanı'nın daha etkili olacağı bir yere götürecek bu bizi. Sebebi çok açık. Yani bizim siyasi partilerimizin hiçbirisi %50 bandında değil AK Parti haricinde. AK Parti eğer %50 bandından aşağı düşecekse, diğer partilerin büyümesi buna bağlı çünkü, o zaman hiçbir partimiz %50 bandına yaklaşamayacak.
bu otomatik olarak Cumhurbaşkanı'nı en güçlü siyasi profile dönüştürüyor zaten. Yani o kişi eğer meydanlarla gidip halkla temas edecekse, toplumun gelecek vizyonunu bünyesinde barındıran, bu algıyı verecek bir lider olacaksa, siyasal sistem Cumhurbaşkanı'nın daha ağırlıklı olduğu bir yere doğru gitmek zorunda. Anladım. Bunu bugün Erdoğan üzerinden tartışıyorsak yarın tartışacağız. Hayır, yani. Yani ne zaman söylüyorsanız bu bir farklı, evet, güçlü, partiler üstü, partilerin tabii güçlü, siyasetten de onay tabii almış bir Cumhurbaşkanı tabii her şeye rağmen bir bireydir ama. Yani tek kişiden bahsediyoruz, bir kadrodan bahsetmiyoruz. Ama karşısında eğer parlamenter sistem durduğu sürece şöyle bir sorun olmayacak mı sizce? Örneğin işte diyelim ki 2019 seçimlerinde CHP-MHP koalisyonu iktidara geldi. Recep Tayyip Erdoğan da ikinci kez seçildi. Yani şimdi bu buradan anladım, Türkiye'yi nasıl ve kim yönetecek tartışması çok ciddi bir şey. Yok, anladım, oraya gelecek. Burada tartışma sadece şeyden bağımsız söylüyorum. Bu ayrıca da MHP ve CHP'nin tutumu ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinden bağımsız bir şey söylüyorum. Diyorum ki Türkiye zaten bu anlamda hani bir siyaset açısından çok sert ikiye bölünmüş de bir toplum aslında şu anda. Hani 3 yıl sonra 5 yıl sonra bunlar yumuşayabilir, geçişkenlikler artabilir, bazı sorunları çözdüğüm için rahatlamış olabilir, eyvallah, ama her şeye rağmen Türkiye'de siyaset sert bir şeydir. O bir de neredeyse çift partili bir sisteme doğru gidiyormuş gibi oluyorsunuz. Yani bir tanesi partilerin üzerinde daha güçlü bir cumhurbaşkanı ve yetkileri var ve bunları kullanmak istiyorsa kullanabiliyor, ki zaten biraz önce bir şey söyledim. Yani bence Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olursa aslında bundan sonraki Cumhurbaşkanı bir model oluşturacak. Tabii ki. Yani üslubuyla, yaptıklarıyla, yetkilerini kullanmasıyla bir model olacak. Daha sonra onun yerine gelen kim olursa olsun o da benzeri bir şeyi devam ettirecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben bunun aslında çok bir müddet sonra sürdürülebilir olması riskini görüyorum. O yüzden de diyorum ki aslında muhalefet şu anda belki çok sıcak bakmayacaktır ya da bakmadığını belli etti, ama muhalefet de belki en kötü ihtimalle hani denemeden sonra bunu gördüğü zaman, yaşadığı zaman muhalefet de belki yarı başkanlık ya da başkanlık sistemini destekleyecek bir anayasa değişikliğine girebilir. Çünkü niye? Yarın onlar da iktidarı aldıkları zaman kendi cumhurbaşkanlarıyla birlikte yola devam edecekler. Yani onlar da o çelişkiyi yaşamak istemezler. O yüzden bu artık cumhurbaşkanının halkın seçiyor olması bizi bir fiili duruma getiriyor. O fiili duruma bir çözüm bence muhalefetin de gündemine girmek zorunda kalabilir. Ya mevcut problemlerimiz dolayısıyla ilkesel düzeyde bunu konuşamıyoruz ya da orta vadeli bizim şeyler üzerinden bakamıyoruz, dönemler üzerinden bakamıyoruz. Ama tersi şu, olsun yani şöyle örnek verelim, Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olsun, İktidar AK Parti olsun, yani nasıl bu çok zor olacak. Şimdi oraya geleceğim senin bu dediğin soruya. Yani bir kere şunu kabul edelim, halkın seçeceği Cumhurbaşkanı'nın bir siyasi tezi olacak bundan sonra. Şimdiye kadar tarafsız, sorumsuz, ülkenin nasıl yönetileceği meselesini başbakana bırakmış bir cumhurbaşkanı olmayacak. Çünkü bugüne kadar da cumhurbaşkanlarının bir tezi vardı. Bu tez kendilerine ait bir tez değildi. Evet. Bürokrasisinin, bir devletin o hazır bir kalıptı. Evet, tezi vardı. O tezin sözcüsüydü cumhurbaşkanları. Bunu en tarafsız olması beklenen, ömrünün hiçbir döneminde siyasete temas etmemiş Ahmet Necdet Sezer'de gördük. Bundan sonra toplum karşısına çıkacak her cumhurbaşkanı bir siyasi tezi olacak. Ve bu siyasi tez dolayısıyla da ağırlık merkezi cumhurbaşkanlığına doğru kayacak yetki tartışması. Şimdi bu başlı başına senin işaret ettiğin kriz. Cumhurbaşkanı bu kadar güçlü bir figür olacaksa yarın öbür gün eğer koalisyon ya da başka bir parti, iktidardaki parti düşüncesi paralel değilse ne olacak? Bu ihtimali düşük gördüğümü söyleyeyim önce. Yani onu da şu şekilde Tener'le beraber gidip beraber geleceklerini düşünüyorum. Gidip geleceğini düşünüyorum. Yani 5 yıl sonra eğer AK Parti iktidardan düşecek gibiyse zaten 1 yıl sonra 2. kez Cumhurbaşkanı'nı da seçtiremeyecek. Evet, seçtiremeyecek. Çünkü siyasi, yani biz de siyaseti domine eden ana örgütlü yapı siyasi partiler. Ve siyasi partilerimiz 90'lardaki böyle yanıp sönen kurumlar değil. Siyasal konsolidasyon çok yüksek siyasi partilerimiz var. Seçmen sadakatleri çok yüksek. Yani o nedenle biz 2007'den bu yana, bunun seçim analizini yaparken de konuştuk, 2007'den bu yana neredeyse siyasi partilerin oy oranı artıp azalmıyor. Şimdi bu kadar sahici siyasi partilerin olduğu bir yerde cumhurbaşkanlığı toplumdan en fazla güç alan siyasi partinin seçmeninin desteklediği cumhurbaşkanı olacak. Eğer o partinin seçmen oranı azalmışsa onun aday göstereceği ya da destekleyeceği cumhurbaşkanı da otomatik olarak kazanamayacaktır zaten. Yani bu sadece
Cumhurbaşkanlığı ile başbakanlık seçimleri arası ya da genel seçimlerle Cumhurbaşkanlığı seçimi arasındaki birkaç aylık ya da bir yıllık ara dönemde bir krize dönüşecekse dönüşür. Yani nasıl mesela biz yerel seçimleri ne diyorduk? Yerel seçimler kendilerinden sonraki genel seçimlerin ilk işaretlerini verirler. Cumhurbaşkanlığı üzerinden de böyle bir tartışma yapacağız.